siz hem Neşe'ye hem de son 15 gün için ne görürsünüz normal şartlar altında ve hayatın olağan akışına aykırı bir şey elbette olmasın, buyurun. Şimdi baktığım yer açısından objektif bir yorum yapmam. Yani onu önce söyleyeyim. Yani hani Elpin Hanım kadar slogan böyle objektif olamam yani. Murat Kurum. Bunun bu şimdi nasıl bir yanıt? Bir dakika ama bunu söylemem ben lazım. Ben objektif yaptım. Yani böyle. O zaman diyorsunuz hani işte, ki Elpin Hanım o kadar objektif bir yanıt verdi ki ben o kadar yapmış oldum. Yani şimdi onu, dolayısıyla tabii, aklın yolu bir şöyle, diyorum yani. İzleyici karar verecek. Yani onun için buyurun. De yani buna izleyici karar verecek elbette. Bunu niye söyledim? Çünkü İstanbulluyum, İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'un sorunlarını bizzat, yani Şaban Sevinç gibi haftadaki gün gelip de işte efendim taksiyle alınıp taksiyle götürülen bir adam olmadığım için o sorunlarla boğuşan biri olarak tepkiselliğim de var. Ne güzel. Büyükşehir sizin Belediyesi'ne için İstanbul karşı. Gibi şimdi yani iyi belediye hizmetleri olan bir şehirde yaşıyorsunuz. Onun için Cem Küçük ve Hasan Bey şanslısınız. Görüşlerimi söylemek istiyorum. Siz şanssız mısınız siz? Yok, ben de şanslıyım. İlginç, ben de Ankara'da olan, Mansur Bey çok iyi hizmetler yapıyor. Gerçekten 2019 seçimlerinden sonra oluştu. Onu anlamaya çalışıyorduk o zaman. Yani yerel seçimde İstanbul Belediye Başkanı o denklemi nasıl kurdu? Yani yeni bir sosyoloji oluşuyor. Bu sosyolojiyi nasıl oluşturuyor? Ya da kendi aklı mıdır diye bir tartışma da yaşanmıştı. O sosyoloji oluşmuştu. Yani neyi kastediyorum? Hatırlayalım. Bir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sağına Meral Akşener'in, soluna Pervin Buldan'ı alan bir İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu vardı. Yani yeni bir sosyoloji. Ve bunu da sonradan 2024 yerel seçimlerine giderken hemen genel seçimlerden sonra İstanbul İttifakı diyerek kurmak istedi İmamoğlu. Yani bu aslında o sosyolojiyi diri tutmak. Yani partisinin kurduğu, genelde kurduğu ittifak bozulmuş olmasına rağmen yerelde tekrar o sosyolojiyi canlı tutabileceğini hesap etti. İstanbul İttifakı evet. Dediği ittifaktan bahsediyor. Yani İstanbul İttifakı sonra Kent İttifakı'na dönüşünce iş başka bir yöne gitti. Niye? Çünkü İstanbul İttifakı'nın içerisinde İyi Parti de vardı. HDP ya da DEM de vardı bir şekilde dışarıda kalmak şartıyla. O da vardı. AK Parti'den Gürkan Acır'ı analım burada. Oy çalmak için kurulan küçük partiler de vardı. O kendi ifadesi olduğu için onu yani alıntı yapıyorum. O denklemi... O bu ifade üzerinden Gürkan Acır'ı o kadar çok anlıyorsunuz ki zaten. Kurmak istiyordu. Şimdi o denklem o sosyolojiyi inşa edebildi mi edemedi mi? Oraya bakmamız gerekiyor. Sizce? Başaramadı. Olmadı. Niye? Bugün izlediniz mi Sayın Akşener'i? Yine çok ağır sözlerle eleştiriyordu. CHP'nin büyükşehir belediye başkanlarının tamamı. Bırakın ellerinin olmasını gövdeleriyle partimizin içerisine daldılar diye eleştirisi vardı. Onlardan biri de İstanbul Belediye Başkanı. Şimdi o sosyoloji oluşmadığına göre burada bir problem görüyorum ben. Yani İmamoğlu açısından bir problem görüyorum. Niye? İyi Parti yok. Saadet Partisi yok. Küçükler Saadet zaten Partisi yok. Geçen sefer de yoktu. Efendim? Geçen sefer de aday çıkarmıştı. Ama 2019'da. Biliyorsunuz rahmetli oldu. Ve Hasan tam Bey'di, o ölen. Oy farkıyla eğer kazandı. Eğer AK Parti'ye kaybettiren biz olduk diye açıklamaları vardı biliyorsunuz. Ne yaptıklarını da biliyoruz. Orada tabii kaybettirmiş konuşabiliriz. Yani. Şimdi o sosyoloji yok. Peki hangi sosyoloji var? Şöyle bir sosyoloji var. Hem içindeyim zamanı hem nasıldı o şiir Ahmet? Hem bir kuşun dışında. Aynen öyle. Şimdi İmamoğlu kent uzlaşısı kavramına sahip çıktı. Bu kavramın sahibi DEM. Açıklama yaptılar. Esenyurt'ta biz CHP ile kent uzlaşısı sağladık. Bu şiiri Ahmet Hamdi Tanpınar'a niye atıf yaptınız? Oraya şimdi mı? Onu söyleyeceğim. DEM'le ittifakınız var mı? Yok. Ama kent uzlaşısında DEM'le Esenyurt'ta beraber misiniz? Evet. Peki demin Büyükşehir'de adayı var mı? Var. Değil mi? Yani hem içinde hem dışında hem yanında hem sağında. Hmm. Önceden de şöyleydi.
Dışarıdan zımnen bir ortaklık vardı. Zımnen. Aday çıkartmamışlardı. Zımnen ortaklıklar vardı. Şimdi bunun yanına muhafazakar kesimden ya da milliyetçi kesimden bir şey alması lazımdı. İyi Parti gibi parti olması lazımdı ki. Var mı? Yok. İyi Parti'nin belli bir geçişkenliği var mı? Var. O da var. Zaten yani İyi Parti'nin %8'lik bir oranı varsa İstanbul'da bunun Burak Avuncu işte 4'ünü alıyor şu anda gözüküyor. Yani yarısı bir şekilde başka partilere bir ihtimal ki İmamoğlu'na, CHP'nin adayına gitmiş oluyor. Toparlıyorum, bitireceğim. O denklem dolayısıyla o sosyoloji şu anda yok. Peki o sosyolojinin karşısında ne var? Bir, 2019'da olmayan bir AK Parti motivasyonu var. Teşkilatı var. Acayip çalışmışlar. 250 bin kişiyi şu anda seçim günü sahaya sürecek şekilde pozisyon almışlar. Her hafta 500 bin haneyi ziyaret ediyorlar. Hayati Teşkilat... Yazıcı da söyledi. 2019'dan farklıyız. Çok teşkilatlarımız farklı. Aktif farklı. Ve tamamıyla yani, sahadayız. Tam sahada. Bir bakıyorsunuz Murat Kurum gelip Habertürk'te sizin konunuz olurken İstanbul İl Başkanı Osman Nur Kabaktepe'de Ülke TV'de bizim konumuz oluyor. Tam saha preste devam ediyorlar. Ve o uyumu da gösteriyorlar. O uyumu da gösteriyorlar. Yani hem kendi seçmenine gösteriyor hem kamuoyuna gösteriyor. Şimdi böyle bir şey de CHP ne gösteriyor? CHP'de İmamoğlu diyor ki Canan Kaptancıoğlu'na sorun kardeşim bu binanın alınmasını, o paraları, pulları. Öyle değil mi? Yani eski yönetimi kötülüyor. Ekrem Bey'in öyle bir ifadesi olmadı o konuyla ilgili. Ben de hiç duymadım onu. Ne? Canlı yayında bir ifadesi olmadı. Canlı yayında söyledi. Canlı yayında. Özgür Bey'in, Özgür Özel'in oldu. Bir canlı önceki yayında dönem söyledi. Dedi sadece o kadar. Ha. Canan Kaptancıoğlu'na sorun şimdi, demedi. Şimdi öbür tarafta ya eski il başkanı şu anda şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılıyor. Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılıyor. Ama ilginçtir, İmamoğlu'nun partiyle ilişkisi olmayan iki tane adamı, özellikle bir tanesi, direkt şirketin adamı. Partinin o belediye meclis üyesi, ilgisi olmayan değil. Ya, genel müdürü, İmamoğlu, genel müdürü, Tuncay Yılmaz. İkisinin de ilişkisi yok. Tuncay Yılmaz'ın birisinin yok da birisi bak, şey. Zaten söylüyorum. Birisi belediye meclis üyesi. Tamam ya. Tuncay Yılmaz. Tuncay Yılmaz denen isim. Partiyle bir ilişkisi var mı? Yok. İmamoğlu'nun genel müdürü. Parti üyesi bilir. Muhtemelen parti üyesidir, bilmiyorum. Yani yok, parti yok, üyesi parti olabilir yok. De partide bir yönetimi var mı? Yok. Parti neyse. Üyeliği de yok. Parti üyeliği de yok. Şimdi onların içinde olduğu bir yerde Sayın İmamoğlu çıkıp canlı yayında şu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki ya orada bir usulsüzlük yapılmış. Yani bu binanın alışını bir... Yani böyle olmaması lazımdı. Yani bir şey usulen de söylüyor. Usulen eksik şimdi olabilir bakın. Ama bana bak, sıçratamazlar. Şeyim, bakın. Siz ayrıntıyı verirsiniz. Ben kastımı yok, söylüyorum. Yok, anladım. Benim derdim şu. Bir tarafta yekpare bir duruş ve şunu seçim de, öncelikli şunu bir birliktelik. Hasan Bey, madem bir, o konuya girdiniz, şunu söyleyeyim de devam edin. O yani söz konusu şimdi atıf yaptığınız videonun çekildiği yerde binayı satan Ali Rıza Bırakan'ın avukatı Gökhan Taşkapan. Tamam. Gökhan Taşkapan da kim? AK Parti üyesi. Yani, tamam, hayır ne diye geleceksiniz ben anlamadım ki. 4,5 yıl önceki güvenlik görüntü kameralarını seçime 3 hafta kala açıklayarak ama bir nevi İstanbul seçimine bir kumpas. Tamam, yani, AK Parti yaptırdı demeye. Seçim AK Parti bir yaptırdı demeye mi getiriyorsun? Benim kastım başka bir şey değil. Şaban Bey, şunu kastederek söylüyorum. Parti Çin'den olmasın o iş. Demeye getirmiyorum, diyorum. AK Parti yaptırdı ya da. Benim kastım kurumsal olarak değil tabii. Benim kastım şu. İmamoğlu bir sosyoloji oluşturmuştu. O sosyolojiyi devam ettiremedi. İki, partisindeki o partisindeki içerideki mücadele onu aşağı çekiyor. Mücadele de son o örneği verin. Başka örnekler de verebilirim değil mi? İl başkanlığı seçiminde ki siz burada karşılıklı atıştınız da başka bir televizyonda. Onlar bitti. Adaylar eski il başkan, eski il başkanının sözleri üzerinden büyük bir tartışma çıkmıştı. Yani CHP'nin kendi içerisindeki mücadelesi, kendi içerisindeki rekabeti Ekrem İmamoğlu'nun seçimdeki prangalarından biri haline dönüştü. Onu anlatmak için söylüyorum. Öbür tarafta Murat Kurum'un avantajı ne? Teşkilatın arkasını almış. Hem Cumhur İttifakı adayı yani MHP'nin de kadrolarıyla beraber AK Parti kadroları sağda
beraber çalışıyorlar. O sosyoloji dipdiri duruyor. Neden, böyle bir avantaj, neden anketlerde böyle bir avantajı gitmiyor peki? Vallahi anketçiler burada. Benim gördüğüm, ben bugün yazdım da ben anketçi falan değilim.